see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, old squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Throw shade, that's a no, no, no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 6-4-4. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalında yeni bir performans incelemesine daha hoş geldiniz. Bugünkü ayakkabımız cidden özel ve güzel bir ayakkabı. Hatta bu senenin belki en iyi bir ya da ikinci ayakkabısı olabilir. O kadar iddialı, o kadar güzel. Bu incelemeyi sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bayağı da pahalı bir ayakkabı. Ben 3700'e aldım. 4300'e çıkan renkleri de mevcut. Bu parayı nereye harcadınız? Bu ayakkabı size uyar mı, uymaz mı? İyi yönleri, kötü yönleri, her şeyi öğrenebilirsiniz. Bu detaylı performans incelemeleri, ayakkabıları bir süre giydikten sonra oluşan fikirlerimle sizlere aktarıyorum. Saha görüntüleri ve genel olarak ayakkabının teknolojileri nasıl geçiyor, söyleneni yapabiliyor mu gibi birçok noktadan bakıyorum. Eğer yeniyseniz kanala abone olur ve like atarsanız sevinirim. Abone olurken de o zil çan işaretine basmayı unutmayın diyorum. Teşekkür ediyorum. Hemen ayakkabının kutusunu alayım. Kutusu şu şekilde: GT serisi, Greater Than serisi. Normalde 3 ayakkabıyla çıkmıştı. Fakat bunun dışında diğer versiyonların ikinci ayakkabıları henüz gelmedi. Şöyle etiketini sizlere yanaştırayım. Nike Air Zoom GT Cut 2 Run ve Jump modelleri de normalde birincisinde varken ikinci olarak diğerlerinin henüz devamı gelmedi. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Kutuları bu şekildeydi hepsinin. Güzel, yaldızlı, janjanlı bir kutu tasarımı mevcut. Hoşuma giden güzel bir kutu olmuş. Keşke ama hepsinde ufak tefek farklılıklar yapsalardı. Şöyle arkasında da Greater Than yazısı. Şöyle ışığa doğru tutayım, görebileceksiniz. Aynen öyle. Ve bir tanesini alalım bakalım. Şöyle açalım. Evet, benim rengim buydu. Çok bayıla bayıla aldığım bir renk değil arkadaşlar. Fakat bunu buldum, bunu aldım. Bir de numara bulma problemi var tabii ki. Fiyatlarda bunun daha uygun olduğu için bu rengi aldım. Bir tanesini çıkartıyorum. Evet, ayakkabımız bu şekilde. Görsel olarak beğeniyor musunuz, ne diyorsunuz? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Ben hani aman aman bayılmıyorum, çok kötü de diyemeyeceğim. Beyaz renkleriyle daha güzel durduğunu söyleyebilirim. Dizayn detayı olarak unsurlarına hemen bakalım. Şurada bir sünger baba benzeyen bir şey var. Basketbol topu elinde, belki bir çizgi film karakteridir, bilmiyorum. Söylerseniz sevinirim. Oldukça kaliteli, güzel çıkıntılandırılmış arkada etiketimiz mevcut. Sağda solda çok fazla yazı var arkadaşlar. Şurada Smear Traction 1.0 yazıyor. Bu taban tutuşuna ait bir teknoloji. Onu vermişler. GT Cut Version 2.0 yazıyor. Şu Creating the Next Era of Basketball yazıyor. Görebiliyor musunuz? Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Evet, gözüküyor. Yani yeni nesil basketbolla alakalı basketbol ayakkabısı olarak düşünebilirsiniz. Şurada yine logomuz var. Greater Than logomuz. Ayakkabının dediğim gibi ufak ufak her yerinde dokundurmalar var. Nike logosu aynı şekilde burada. Üstündeki yaldızlarla fena değil, güzel. Arkasında da Nike University logosu mevcut. Plastik bir yarış arabası rüzgarlığıyla diyebiliriz. Hemen ağırlığıyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Tutmadan sonrasında unutulabiliyor. Çok hafif değil, çok ağır değil. Ortalama bir ayakkabı olduğunu düşünüyorum. 440 gram. Ağır bile sayılabilir. Okkalı duruyor. Elde dolu dolu bir hissi var. Çok böyle boş hissettiren bir ayakkabı değil. Hangi oyunculara tavsiye ederim? 1 numaradan 5 numaraya herkesin giyebileceği bir ayakkabı. Gerçekten Creating the Next Era of Basketball Shoes olarak ben devam ettireceğim. Altında yazan cümle, yani yeni nesil basketbol ayakkabısını meydana getiriyoruz şeklinde bir ibare var. Haklılar. Çok güzel, çok keyifli bir basketbol ayakkabısı olmuş. A sınıfı diyebileceğim bir ayakkabı arkadaşlar. Şu anda piyasada bulacağınız birçok noktada sizi tatmin edecek ayakkabı. Tabii ki belli yerlerde eksiklikleri var. Onlardan da bahsetmiş olacağız. Tabanı arkadaşlar 3 bölümden oluşuyor. Ön ve arka düşünebilirsiniz. Bir de şu Smear Traction denen kısma odaklanabiliriz. Taban tutuşu noktasında gayet iyi işler yaptı. Hani ortalama üstü, benim oldukça beğendiğim, keyif aldığım bir taban tutuşuna sahipti. Muhtemelen sizler için de aynı şekilde olacak. İstediğim yerde durdum, istediğim şekilde hareket ettim. Bu da zaten aradığımız şey oluyor basketbol ayakkabılarında. Ön ve arkasındaki kısımlar biraz daha translucent taban yapısına sahip. Plastikten yapılmış
ve bunlar çok daha hızlı bir şekilde eskiyebilir. Dışarıda oynanmasını tavsiye edemeyeceğim. Çok hızlı bir şekilde burayı dümdüz edebilirsiniz arkadaşlar, ön ve arkayı. Oldukça da hızlı bir şekilde toz tutabiliyor bunlar. Çok güçlü, kuvvetli çıkıntılar olmasına rağmen oynatılabilir. Ön ve arka için konuşuyorum. Şu ortayı biraz sona bıraktım. Orta ise arkadaşlar apayrı bir şey. Benim görmediğim bir şeydi şahsen. Böyle bir çıkıntı nasıl yapmışlar vallahi helal olsun diyorum. Cidden çok güçlü, ben buradayım diyen canavar gibi bir tasarım olmuş. Keşke bütün ayakkabıyı bununla bezelselermiş. Çok kuvvetli, çok sert. Hani bununla belki dışarıda da oynayabilirdiniz. Gerçi üstleri biraz oynuyor ama çok yüksek olmasından kaynaklı bu oynamada. Gayet iyi iş yapmış. Harika bir şekilde tabanda durma yakaladım bunun sayesinde. Ben çok sevdim. Gerçekten çok güzel, çok hoş. Pek bir şikayetim olmayacak taban noktasında. Dediğim gibi ara ara toz tutuyor, ara ara silmeniz gerekiyor. Bu beni rahatsız etmedi. Puan verecek olursam 10 üzerinden 8.7 vereceğim bir taban tuşuna sahip. Yani gayet iyi diyebilirim. Ama ayakkabının genel rahatlığı ve güzel hisleriyle daha iyiymiş gibi hissettiriyor arkadaşlar. Altta hemen bir Air Zoom logosunu görüyoruz. Çok da güzel olmuş. Çok da harika olmuş. Biraz Izovips tasarımı gibi yapılmış. Böyle kat 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 gördüğünüz gibi. Burası da plastikten ayakkabıya formda verecek bir tasarım. Şurada görmüş olduğunuz gri ilikler ayakkabının yastıklamasına doğru giden yolda ve hemen oraya geçelim. Yastıklama noktasında bu yılın efsanelerinden arkadaşlar. Ciddi güzel bir yastıklamaya sahip. Size bunu anlatabilmem için tabii ki biraz hareket yapıyor olmam lazım. Şu içerideki tabanlığı çıkartmam lazım arkadaşlar. Böyle biraz bana müsaade verirseniz. Tarzı tabanlıkları da seviyorum. Takması çıkarması Allah'tan burada kolay. Şöyle çıkartalım, Evet. Evet, ayakkabıyı iki parçaya ayırdık. Mutlu muyuz? Mutluyuz. Yastıklama arkadaşlar bu şekilde drop-in midsole dediğimiz yani tak çıkar tabanlık halinde olmasıyla birlikte içte de Zoom Strobel ünitesi mevcut. Gerçekten çok güzel, harika. Sadece şu içerideki Zoom Strobel bile bize yastıklama olarak yetebilecekken bir de ekstra artı bir şey koyalım demişler ve React yastıklama yapmışlar. Odaklanırız, evet, React işlenmesi de burada. Arkadaşlar bu yastıklama bile harika, tek başına başka bir yerde olsa kullanılabilir şekilde gerçekten. Artı olarak bir de hex ünitesi dediğimiz yani altıgen bir zoom ünitesi de koymuşlar. Bu arada bu çok hissedilir. Topukta çok fazla yastıklama hissedemesem de bunu hissettim. Çok keyifliydi. Bravo diyorum, ellerine sağlık diyorum. Harika olmuş gerçekten. İhtiyacınız olan yastıklamayı, etkiden korumayı, zıpzıplığı hepsini sunacak. Şimdi burada tabii ki farklı farklı 3 yastıklama tipi var. Her yastıklama arkadaşlar farklı bir amaca hizmet ediyor olarak düşünebilirsiniz. Yani kimisi düşüşünüzü yavaşlatıp ağırlığınızı dağıtmaya yararken kimisi de sizi geri zıplatmaya yarayabilir. Bunun gibi bu yastıklama çeşitleri hepsi değişiyor. Mesela zoom ünitesi biraz daha size enerji kazanımı noktasında. Yani düştünüz fırt diye böyle bir yay gibi sizi fırlatıcı etkiye sahip. React hem size sağlamlık sunarken hem de etkinizi azaltır. Yani ortaya karışık bir yastıklama olarak düşünebilirsiniz. Koşu ayakkabılarında vardır zaten bu. Çok fazla zıplama noktası düşünülmez. Zoom Strobel ise benim arasında en sevdiğim, tamamıyla vücudunuzun yere yapacağı basıncı emen, azaltan ve rahatlık hissi sunan yastıklama. Bu üçü bir araya gelince hem atik, hem kuvvetli, hem dengeli, hem de rahat hissedeceksiniz arkadaşlar. Yani mükemmel bir işbirliği olarak düşünebilirsiniz. Üç farklı yastıklama tipi. Böyle bunu yerine tekrar sokayım ve konuşmama devam edeyim. Allah'tan takması çıkarması koyması çok zor değil. Ama güzel olmuş gerçekten ya. Bunu başka diğer ayakkabılarda sokabiliyor olsak güzel olur. Normalde satılan bu tarz yastıklamalarda mevcut. Tabii bu kadar keyifli olur mu? Ayakkabıya tam birebir yapışacak şekilde olur mu? Orasını bilemiyorum. Bu yastıklamayla benim vereceğim puan 10 üzerinden 9.4 olacak arkadaşlar. Gerçekten benim için harikaydı. Benim gibi belinde dizinde problemleri olan, biraz daha ağırlığı olan, yaşını almış basketbol oyuncuları için şiddetle tavsiye ediyor olacağım. Eğer sizin için yastıklama önemliyse benim için olduğu gibi. Ve üst kısma çıkıyorum. Üst kısımda hem materyal kalitesinden, bağcıklarından, topuğundan bahsedeceğiz. Hem de kitlenmesi ve desteğinden bahsedeceğiz. Ayakkabının eksik olan bölümleri bana göre burada. Dilinde biraz eksiklik var. Biraz işte topuk korumasında ya topuğunuzda hissinizde biraz eksiklik olabilir. Ama onun dışında tabii ki yine üst kısımda aynı altta verdiğim yüksek puanlara benzer ve bu ayakkabının genel kalitesine yakışır şekilde puanlamaya sahip olacak. Dediğim gibi bu ayakkabı bu yılın enlerinden, çok aşırı aşırı eksik yönlerini bulamayacaksınız. Üstünde kullanılan materyaller biraz bana Jordan 36 diyeceğim ama yok, KD'lerde, özür diliyorum. Jordan serisinde buna çok benzer olmuyor. KD'lerde benzer, KD 12 belki. O minvalde bir materyal kalitesine sahip, alt tarafta daha kuvvetli olurken
parmaklarınızın şuradan çıkmasını engelleyici şekilde. Üst kısımda biraz daha havalandırmaya önem verilmiş. Bu arada ben 45 numara aldım ama ayakkabı biraz arkadaşlar önden kısa. Benim için problem değildi. Ama ayaklarında böyle çok yer isteyen arkadaşlarım için mağazada denemesini öneririm. Deneme imkanı yoksa bana güvenin. Ben 45 numara hep giyiyorum. Bunda da giydim. Yani çok kalın kalın çoraplarla belki giymek sıkıntılı olabilir. Özellikle içteki yastıklamayı biraz daha yumuşattığınızda problem yaşamazsınız. Belki ilk etaplarda parmaklarınızı hareket ederken hissediyor olabilirsiniz. Buna dikkat edin lütfen ama kesinlikle bir mağazada deneseniz en güzel, en garanti yol olur. Arkaya doğru gidildikçe daha plastik vari. Ben biraz yarış arabalarının rüzgarlıklarına benzetiyorum o arkada olan. Üstü ise daha yumuşak şekilde, yine tırtıklı yapıya sahip. Topukta güzel bir M şekli var ve oldukça bileksiz bir ayakkabı. Bu bileksizlik biraz kitlenme ve biraz kendinizi sağlam hissetme noktasında sıkıntı oluşturabiliyor. Bunu dikkat edin. Hani bilekli ayakkabı isteyen, bileklerimde bir kuvvet olsun, tutuş olsun isteyen arkadaşlarımız için bu çok iyi değil maalesef. Daha iyi olabilirdi. Ben bile bayağı bileklerimi boş hissettim. Biraz daha hard'ın tasarımını sevenler bundan da bence keyif alacaktır. İç kısımda petlemeleri güzel. Dildeki petleme de yine oldukça keyifli. Şikayet edeceğim veya bahsedeceğim bir nokta yok. Dilde hoşuma gitmeyen şeye geçelim. Birincisi arkadaşlar, bağcıkları sıksanız da çok iyi bir kitlenme olmuyormuş gibi. En azından ben biraz öyle hissettim. Daha sıkı sıkı böyle alttan alttan gelmeniz lazım. Boşluklardan acaba geçirsem mi diye düşünmüştüm ama bayağı bayağı dar yapmışlar, küçük yapmışlar. Keşke şu dildeki delikleri kullanabiliyor olsak. Belki biraz zorlarsanız geçirebilirsiniz. Bu Jordan Tatum 1'de vardı hatırlarsanız. Bu tarz bir durum. Dilden geçirebiliyordunuz orada. Ama bunda geçiremiyorsunuz. Çünkü altı dolu. Evet, bunda hiç geçiremeyeceksiniz. Altı tamamıyla dolu. Tam söylediğimi unutun. Jason Tatum 1'i yaptığım için acaba dedim bu da öyle mi? Ama alttan dokunduğum zaman alt dolu. Yırtıp anca öyle yapabilirsiniz. Yani ne kadar etki eder onu da bilmiyorum. Bağcıkları dediğim gibi çok çok aman aman iyi iş yapmadı. Onun dışında bir de dili çok dar yapmışlar ve yanlardan ayakkabıya bağlamamışlar arkadaşlar. Bu dil de biraz giyip çıkartırken böyle saçma sapan oynuyor ve ayağınızın yanında aynen bu şekilde boşluklar kalıyor. Bu da benim hiç sevdiğim, hiç haz aldığım bir şey değildir. Özellikle böyle katlanmalar olabiliyor veya işte giydiğiniz ayağınız biraz kalın, büyük ayak, yandan bu şekilde boşluk kalıyor. Hani bu gerçekten çok iğrenç olmuş. Neden bunu yaparsınız? Hani tam mükemmel ayakkabımı buldum derken böyle bir şey gerçekten iştahımı kaçırdı. Şuradan içeriye bütün ayakkabılarda neredeyse öyledir. Bir lastikle tabana bağlarlar. Burada öyle bir şey yok maalesef. Gördüğünüz üzere oldukça ayrık ve boş. Olumsuz olarak da yine bunu söyleyebiliriz. Destek noktasında bileksiz oluşu sıkıntılı. Yana doğru yapacağınız hamlelerde ama çok güzel bir çıkıntı koymuşlar. Baktığınız zaman arkadaşlar ayakkabının üst kısmı oldukça geniş ve içeriye doğru daralıyor. Ayrıca ayakkabı çok fazla bükülür, eğilir yapıda da değil. Gerçi tabanlığı çıkartırsanız eğilebilir. Çünkü orta taban plakası burada yok. Orta taban plakası yerine geçmesi düşünülen bu Air Zoom yazılı plastik konmuş ama bu da efsane efsane işler yapmıyor. Neyse ki tabanlığın verdiği bu kuvvetle yine orta taban plakası gibi orta ayak desteği sunuluyor. O açıdan da çok kötü diyemeyeceğim. Destek noktasında benim vereceğim puan 10 üzerinden 8.2 olacak arkadaşlar. Belki biraz 8.5'un altında kaldı ama orta plaka olmayışı ve bileksizliği, bağcıklarındaki çok kuvvetli his olmayışı biraz daha puanı düşürdü. Yani çok bu oyun bozan bir durum mu? Hayır değil bence. Yine çok da farkı olmayacak. Materyal kalitesine benim vereceğim puan 10 üzerinden yine 8.2 olacak arkadaşlar. Çok kötü değil, çok iyi değil ama arkasındaki plastikler hoşuma gitti. Şu arkadaki yapı güzel, petlemeleri fena değil. Üst kısmındaki bu bozuk gözüken, hafif ince olan yapıya bayıldım. Onun dışında alt taban benim için çok kaliteli ve çok hoş gözüküyordu. O yüzden yine 8.2 gayet ideal olacak. Wow dedirten bir durum yok gerçi ama ideal ve adaletli bir puan olduğunu düşünüyorum. Evet, bu şekilde de incelememi sonlandırmak istiyorum. İçinden dışından her şeyinden yine oldukça uzun bir şekilde bahsettim. Böyle detaylı incelemeleri seviyor musunuz? Yorumlarda yazarsanız ben de en azından bilmiş olurum. 1 numaradan 5 numaraya herkese uygun bir basketbol ayakkabısı. Taban tuşu harika, yastıklama harika. İşte eksik bazı ufak tefek noktaları var. Eğer bileksiz giymek istiyorsanız veya bunu seviyorsanız size tam uygun, harika bir tercih olacak. Bu senenin enlerine girebileceğini düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Next era of basketbol, yani yeni dönem basketboldaki, yani basketbol ayakkabılarındaki yeni dönem olarak düşünebiliriz. Bu modelin ilki de çok tutmuştu, çok yankı getirmişti. Bu ise daha geniş şekilde üretildi ve satıldı. Umuyorum bundan sonraki ayakkabılarda aynı şekilde devam eder ve biz basketbol severler olarak da alıp oynayabiliriz. Tabii ki ben de sizler için inceliyor olacağım. Görüşmek dileğiyle, ayakkabı dahisi. Bugünlük out.